Bugün sanayi tipi kumlama makinesiyle bir kum fırtınasını simüle edeceğiz. İnsan uzayda kum fırtınasına yakalansaydı acaba başına neler gelirdi? Kumlama çok acayip bir iş arkadaşlar. Kum zerreleriyle yüzey temizliği yapılıyor. Ama o yüzey temizliği yaptığınız yere biraz fazla tutun bunu, eritiyor gidiyor. Zaten dünya böyle oluştu Seko. Su aktı, kum fırtınaları falan filan. Yani bunu böyle, şimdi mesela burada bir karpuz var. Ona bir tutacağım, göreceksiniz ne olacağını. Bu karpuz bu arada kurşun geçirmez dediğimiz karpuz. Kurşun geçirdi ama Ertan'ın dirseğini atlattı. Kılıçla vurduk, parçalanmadı. Bakalım kum ne yapacak? Ama bu iş işte biraz tehlikeli bir iş. Gerçekten tehlikeli bir iş. O yüzden bir eksiğim var. Murat abi bir baksana. Murat'ın mekanındayız Alemdar Kumlama'da, Sakarya'da. Abi hoş geldiniz. Tekrardan. Abi ne haber, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Bunu biz senin için aldık. Geçenki çekimde. Ama o benim suçum. Daha par topar geldik, evet, bu sefer en azından. Evet, biraz spontan oldu. Şimdi biz tedarikliyiz. Senin için, senin geleceğini öğrendik. Senin için yeni bir hediye aldık. Bu işi yapan en fazla 15-20 sene ömrü var. Ondan sonrasını göremiyor. Sebebi de kum, toz, toprak. Bu tür şeylerle maruz kaldığı için partikül işte. Bu da onu engelliyor değil mi? Bir nebze minimum seviyeye indiriyor. Oradan seken maddelere, kokuya, toza karşı seni yeterince koruyacağını düşünüyoruz. Zaten ne olacak? Burada da... En fazla 10 dakika 15 dakika yapacağım. Evet. Ama riskli bir iş gerçekten. Çok, aşırı riskli. Bu en azından minimum seviye düşürüyor. İçinde zaten kendi oksijeni, havası vesairesi var. Yani temiz hava almanı sağlıyor içeride. Gelecek darbelere karşı korur. İşte çünkü oradan çünkü seken malzemeler tabii ki. Yani her seken... açıdan tehlikeli ya. Yani ürüne uygulama yaptığın zaman oradan çıkacak işte toz parçaları, kum parçaları, grit parçaları ya da cismin üzerindeki maddeler, bazen onların üzerinde de maddeler olabiliyor. Onları onlar temizlerken tabii korur. Bu her şeyi parçalayacak mı? Abi her şey parçalıyor bu ya. Yani ya parçalamada hiçbir şey yok. Ateş ettiğimiz manken bile var. Ya uygulamayı görmek lazım. Şimdi biz de birçok şeyi burada yapmıyoruz aslında. Sizle beraber göreceğiz. Değil biz mi? De yaşayarak göreceğiz. Şimdi yapmıyor diyoruz. Belki olmuyor diyoruz ama belki de olacak, olacak. Bilmiyoruz. Neyse başlayalım o zaman. Arkadaşlar maskeyi taktığım zaman sesimi böyle duyacaksınız. Çünkü içeriye hava veriliyor nefes alabilmem için. Her tarafı kapalı bu kıyafetin. Şimdi yavaş yavaş başlıyorum. İlk olarak karpuz ama sıvı zırhlı karpuz. Seko! Göz gözü görmüyor. İnanılmaz bir şey bu sıvı zırh ya. Bura bile bir şey olmadı. Yani neler parçaladık, bu yine parçalanmadı. İnanılmaz bir malzemeymiş. Ve sıcak bu. Şimdi videonun başında demiştim ya bunun...